Hello in another lesson of English phrase lessons. Now we are in the 13th English phrase lessons. Merhaba yeniden. 13. İngilizce kalıp dersiyle devam ediyoruz. Bu derste de bir önceki ders gibi 30 adet kalıp veya ifade sizlere göstereceğiz. Dersimiz başlıyor. Evet, not gonna happen denilen bir kalıp ile başlayacağız. Şimdi şunları bir durdurduktan sonra siz bir bakın. Ondan sonra bildikleriniz var mı? Bir kontrol edin. Evet, not gonna happen. Bunun anlamı olmayacak. Not gonna happen. That's not gonna work. That's not gonna work. Bu işe yaramayacak. Bir iş yapıyorsun. Ondan sonra baktın ki olmadı bu iş. Olmayacak gibi gözüküyor. Ne diyorsunuz? That's not gonna work. It worked. Evet, buradaki anlamı bu. İşe yaradı. Bir şey yaptınız ve işe yaradığını gördünüz. Ne diyorsunuz? It worked deniliyor. I don't get suspicious. Bu da şüphelenmiyorum anlamında. I don't get suspicious. Şüphelenmiyorum anlamına geliyor. Evet, devam ediyoruz. I think. I think çok kullanılan bir kelime. Bence. İlk anlamı burada bence. I think. İşte bir şey görüş belirteceksiniz. Bence diyorsunuz. I think. I don't want to go to cinema. Mesela bence sinemaya gitmek istemiyorum. Diğer bir anlamı sanırım. Daha birçok anlamı, daha çok anlamı var. Burada biz daha çok bence kelimesini kullanıyoruz. That's all your fault. Bunların hepsi senin suçun. Evet, bunların hepsi senin hatan. Bunların hepsi senin hatan. I don't know about you, but... I don't know about you, but... Bu da seni bilmem ama... Yani tam bir şey söyleyeceksin. Ben seni bilmem ama bence şunu şöyle yapmamız lazım gibi veya şunu böyle yapacağım. Seni bilmem ama ben böyle yapacağım derken bunu kullanıyorsunuz belki. Let's make a deal. Let's make a deal. Bir anlaşma yapalım. Bir anlaşma yapalım. Evet, let's make a deal. Does it matter? Does it matter? Fark eder mi? Does it matter? What happened? Çok kullanılan bir kalıp biliyorsunuz kelime. Ne oldu? What happened? Ne oldu? Okuyalım. Phrase lessons 13. Phrase lessons 13. Not gonna happen. That's not gonna work. It worked. I don't get suspicious. Diyor. I think that's all your fault. I don't know about you, but let's make a deal. Does it matter? What happened? Devam ediyoruz. That doesn't prove anything. Bu hiçbir şeyi... Tabii bekliyorum. Durdurduk. Bakıyorsunuz. Evet, başlıyoruz. Bu hiçbir şeyi kanıtlamaz. Bu hiçbir şeyi kanıtlamaz. Face the reality. Gerçekle yüzleş. Gerçekle yüzleş. I'm not gonna hurt you. I'm not gonna hurt you. Seni incitmeyeceğim. Sana zarar vermeyeceğim. Evet, seni incitmeyeceğim. Parantez içinde zarar vermeyeceğim. Evet, vermeyeceğim. It's ridiculous. It's ridiculous. Bu saçmalık. Bu saçmalık. Bu çok komik. Bu çok saçma bir şey gibi anlamlara geliyor. In other words, kullanılan bir kelime yaygın olarak. Başka bir deyişle, başka bir ifadeyle. Başka bir deyişle kelimesi geliyor. Burada... You are acting like a child. Çocuk gibi davranıyorsun. You are acting like a child. Çocuk gibi davranıyorsun. You embarrassed me. You embarrassed me. Kötü bir şey yaptınız. Karşı taraf size şunu diyor. Beni utandırdın.
Ah ah, beni utandırdın. Yüzüm kızardı senin yüzünden. What do you expect me to do? Benden ne yapmamı bekliyorsun? Benden ne yapmamı bekliyorsun? What do you expect me to do? I have some responsibilities. Bazı sorumluluklarım var. I have some responsibilities. Bazı sorumluluklarım var. Evet, bir şeyler başına geldi. Sen de diyorsun ki benim bazı sorumluluklarım var, ona göre hareket edeceğim falan diyor. It sounds exciting. Kulağa heyecanlı geliyor. Kulağa heyecanlı geliyor. Mesela it sounds horrible. Kulağa korkunç geliyor. It sounds different. Kulağa farklı geliyor. Buradaki it sounds'la burası değiştirilerek farklı cümleler kullanılıyor. Okuyalım. That doesn't prove anything. Face the reality. I'm not gonna hurt you. It's ridiculous. In other words, you are acting like a child. You embarrassed me. What do you expect me to do? I have some responsibilities. It sounds exciting. Devam ediyoruz. Son ondayız. Evet. It's not fair. It's not fair. Bu hiç adil değil. Evet, beklemedik. Şimdi bekliyorum. Belki bildikleriniz vardır. Evet, ne dedik? Bu hiç adil değil. Bu hiç adil değil. Would you mind? Bu da çok kullanılıyor. Kullanılan bir kalıp. Sakıncası yoksa diye cümleye başlarken. Ama genellikle if diye devam ediyor. Would you mind if I listen to my father? Sakıncası yoksa babamı dinleyebilir miyim? Would you mind if I go out? Sakıncası yoksa dışarı çıkabilir miyim gibi. Yani if ile devam eden cümlelerde daha çok kullanılıyor. Time to move on. Time to move on. Harekete geçme zamanı. Harekete geçme vakti. Harekete geçme zamanı. Power is inside you. Power is inside you. Güç senin içinde anlamında. Totally worth it. Buna kesinlikle değdi. Buna kesinlikle değdi. Yani iyi ki yani yaptığımıza değdi anlamında gibi deniliyor. We weren't expecting you. Sizi beklemiyorduk veya seni beklemiyorduk. Sizi beklemiyorduk. Evet, birden sürpriz bir şekilde karşınızda gördünüz. Ve bu cümle kullanıldı. I don't care money. Parayı takmıyorum. Önemsemiyorum. Parayı önemsemiyorum. I don't deserve you. Bu da seni hak etmiyorum kelimesi olarak çevriliyor genelde. Sana layık değilim gibi. Sana layık değilim dendiğinde bu anlamlarda kullanılıyor. Don't waste your time. Zamanını boşa harcama. Zamanını boşa harcama. I know it's hard to understand. Anlaması zor biliyorum. Anlaması zor biliyorum. Anlaması zor. Anlamasının zor olduğunu, anlaşılmanın zor olduğunu biliyorum. Şimdi bunları bir okuyoruz. Ondan sonra birkaç farklı örnek. It's not fair. Would you mind? Time to move on. Power is inside you. Totally worth it. We weren't expecting you. I don't care money. I don't deserve you, diyor. Don't waste your time. I know it's hard to understand. Evet, şimdi birkaç tane böyle örnek yazmıştık. Şimdi onlara bakalım. Ondan sonra dersi bitiriyoruz. I don't deserve you, my friend. It's ridiculous. You're my close friend. Sana layık değilim, diyor. Arkadaşım, diyor. Saçmalık, saçmalık, diyor. Sen benim yakın arkadaşımsın, diyor. Let's make a deal. In which place? Does it matter? I think let's meet in my office at noon. Bir anlaşma yapalım, diyor. Hangi mekanda, diyor. Fark eder mi, diyor. Bence bizim evin orada. Yani pardon, ofisimde öğlen saati buluşalım, diyor. What happened? You are acting like a child. You embarrassed me. What do you expect me to do?
ne oldu diyor. Çocuk gibi davranıyorsun. Beni utandırdın. Ne yapmamı bekliyorsun? Ne yapmamı? Benden ne yapmamı bekliyorsun diyor. I don't know about you, but I'll face the reality. You know, that's all your fault. Yes, I know. Time to move on, diyor. I don't know about you. Seni bilmem ama I'll face the reality. Ben gerçekle yüzleşeceğim, diyor. Biliyorsun, bunların hepsi senin hatan, diyor. Evet, biliyorum. Harekete geçme zamanı, diyor. Evet, bunları da gösterdik. Başka bir kalıp dersinde görüşmek üzere. See you in another English phrase lesson. Bye.